Herkese merhaba. En son ben aslında bir 3-4 belki daha fazla gün önce bir vlog çekmiştim. O da dün yayınladığım vlogtu. Aslında o daha önce çekilmişti. Ama hem böyle gündemden ötürü açıkçası video yayınlamak içimden de gelmedi ve doğru olmadığını da düşünmüştüm. O yüzden onu dün yayınladım. Orada bayağı kötüydüm. Ama şu anda çok daha iyiyim. Antibiyotiğim neredeyse bitmek üzere. İşte 4 ya da 5 tane kaldı ama antibiyotik olmasa bu hastalığın geçebileceğini düşünmüyorum. Çok sarsıcı, yıpratıcı bir hastalık sürecim oldu gerçekten. İnanılmaz zorlandım. Şansıma Lidya'nın tam tatiline denk geldi. Bu sebepten ötürü çok böyle dışarı çıkmama gerek kalmadığından dolayı çok bölünmemiş oldum ve iyi bir şekilde dinlenmiş oldum. Sağ olsun eşim çok yardımcı oldu. Özellikle işte mutfak konularında falan. Hep dinlendim, yattım. Hala bir burun akıntısı var. Ama ağrılarım geçti. Kulak ağrım bayağı uzun sürdü bu arada. Beni en çok sarsan kulak ağrım oldu. Ama şu anda çok şükür geçti. Hem ağrı kesici alıyorum yine ne olur ne olmaz diye, hem de antibiyotik alıyorum. Ama iyiyim artık, yani normal düzenime döndüm. Lütfen siz de çok dikkat edin. Gerçekten bu çok büyük bir salgınmış. İnsan başına geldiğinde olayın ciddiyetini anlıyor. Yani ne kadar başkalarından dinleseniz de başınıza gelmeden bu kadar olayın ciddiyetinin farkına varamıyorsunuz ki tabii ki herkesin geçirme yoğunluğu farklıdır mutlaka. Gelebilirsin. Yani ben ağır geçiriyorum diye herkesin tabii ki bu kadar ağır geçirecek diye bir şey yok ama olabilir. Benim mesela ilk Covid olduğumda da ben çok ağır geçirmiştim. Halüsinasyon falan görmüşüm yani. Bayağı ağır geçirmiştim. Ama bu bambaşka bir şeydi. Bu beni sanki böyle Covid olduğundan daha fazla sarstı. Gerçekten çok yorucuydu yani. Neyse. Ama geldi geçti. Yine de dediğim gibi çok çok dikkat edin. Vitaminlerinizi alın. Yine tabii ki doktorunuza falan danışarak. Bu süreçte vitamin de çok önemli. Dışında her şey bıraktığınız gibi aynı. Burada işte 2 gün önce Christmas'tı. Dün Pazartesi günü, evet, Pazartesi günü işte Christmas'tı. O gün her yer zaten kapalıydı. Evdeydik. Dün Boxing Day'di. İşte her şeyin böyle daha indirimde olduğu bir gün oluyor Boxing Day. Ve yine her yer açılıyor ama belli saatlerde. Normalden biraz daha erken kapanıyor her yer. Bugün aslında normal düzene döndü artık her yer yani. Açık. Ama yine de bu yeni yıl, önümüzdeki işte birkaç gün sonra gelecek olan yeni yıl dolayısıyla yine de normalden birkaç saat erken kapanıyor bütün yerler. Hava çok yağmurlu, çok soğuk. Bir dün dışarı çıktık. Bizi aslında çok yakın değil ama çok uzak da değil. Olmayan benim ilk buraya geldiğim yere gittik. Orada güzel bir indirimli olan bir alışveriş yeri var. Oradan kendime bir döküm tencere, bir de bir döküm tava aldım. Açıkçası döküm tencereyi mutfakta çok kullanışlı buluyorum ve çok sağlıklı buluyorum. Evet, çok yüksek fiyatlı olduğunu biliyorum döküm tencerelerin. Özellikle Türkiye'de. Ama eğer şu mantıktaysanız, hani bir tane olsun, iki tane olsun ama tam olsun mantığındaysanız, ömürlük şeyler bunlar. Yani verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden ürünler olduğunu düşünüyorum. Ben en azından teflon tarzı ya da granit tarzı ürünler kullanmaktansa, çelik de çok bu arada tabii ki sağlıklı. Çeyizimden kalma işte bir çelik tencere setim var. Onu asla atmaya kıyamam. Zaten çok severek kullanıyorum.
Ama onun dışında bütün o teflondur, granittir, o tarz şeylerimin hepsini dökümle yavaş yavaş değiştirmeye başladım. Geçen seneden beri. Bu zaten benim hep istediğim bir şeydi. Mutfağımı da yenileyince geçen sene böyle birer ikişer alarak yavaş yavaş denk geldikçe dediğim gibi değiştiriyorum. Olabildiğince döküm kullanmaya çalışıyorum. O gittiğimiz yerde de Le Creuset'in yine bir mağazası var. Hem indirimli ürünler de satılıyor. Normal sezonluk ürünlerin de satıldığı bir yer aynı zamanda. Ama tabii ki ben böyle çoğunlukla kapabiliyorsam indirim üzerinden kapmaya çalışıyorum. Bu arada normal sezonluk olan ürünlerin de fiyatları normalden daha indirimli oluyor orada. Ama ekstra indirim bir bölümü de var. Şimdi bileyim böyle tencereler oluyor, tavalar oluyor, seramik ürünleri de oluyor aynı zamanda. O yüzden orayı çok seviyorum. Böyle denk gelirse her gittiğimde mutlaka giriyorum. Ama eğer denk gelirse böyle bir iki bir şeyi kapmaya çalışıyorum yani. Dün de dediğim gibi bir pilav tenceresi ama çok amaçlı kullanabileceğiniz bir tencere aynı zamanda. Bir de tava aldım. Şimdi sizlere onları göstermek istiyorum. Şöyle bir tavasını aldım. Bu kırmızı renkte olan tavası. Bu arada içi de ızgara şeklinde değil. Şöyle çıkartayım. Düz bir tabanı var. Bilerek bunu tercih ettim. Izgara şeklinde olan tava da vardı. Ama bunu daha fazla kullanabilirsiniz. Daha fazla şeyde kullanabilirsiniz. Pilav yapmakta kullanın, ne bileyim. Karnıyarık yapmakta kullanın. Tatlı bile yapılır. Her şeyde daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu ızgara olmayan düz tavanın. Buna uygun da elimde bir kapak vardı. Evet. Yine şu Le Creuset'ten almıştım. Başka bir setimin kapağı. Tek tek de alabiliyorsunuz bu arada bu kapakları. O yüzden böyle şöyle koyup kapaklı da kullanabileceğim bir hale getirdim. Yani bir nevi tencere haline de getirmiş oldum. Aynı zamanda sapı da böyle döküm olduğu için fırına da rahat bir şekilde giriyor. Aynı zamanda bir bu tarafında bir de şu tarafında işte mesela bir şey hani dökmek istersiniz. Bir etin mesela suyu falan. O şekilde bir şey ağız kısmı da var. Bunu aldım. Şöyle şeyde de bütün ocaklara uygun olduğu yazıyor aynı zamanda. Kutusunda yazıyormuş kaç santim oldu. 26 santim bu. Bence çok ideal bir boy. Yani gayet kullanışlı olacağını düşünüyorum. Bu tencere yani olanların böyle kapaklı olanların şu kapağının içinde kaç santim oldukları yazıyor. O yüzden onu çok seviyorum. Bu arada bu kapağı da onda kullanabilirim. Şu anda fark ettim ikisinin aynı boyut olduğu için. Bir pilav tenceresi aldım. Şöyle. Bu açık gri renk. Şöyle rengi. Böyle bize uygun. Küçük bir pilav tenceresi istiyordum ama dediğim gibi bunu sadece pilav olarak düşünmeyin. Her şeyde kullanabilirsiniz. Yani sulu yemekte dahi kullanılabilir. Bir sote yapacaksanız kullanabilirsiniz. Yani çok amaçlı karnıyarık için bile kullanabilirsiniz. Böyle alıp fırına atabilirsiniz. Yani o yüzden çok fazla kullanılabilir bir tencere. Tutma yerleri bayağı geniş bu arada. Normalde birazcık daha dar oluyor bazı şeyleri, modelleri. Ama bunların bayağı dört parmağım rahat bir şekilde giriyor. Ama tabii döküm olduğu için ısındığında böyle zaten elinize tutamıyorsunuz. İşte bir tutacak ile ancak tutabilirsiniz. Ama kapak kısımları şöyle siyahsa elinizle rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Yani tutabiliyorsunuz. Bazılarının şu kısımları metal,
metal olduğu için yine bir tutacak ile tutup kaldırmamız gerekiyor ama bu tarz siyah olduğu zaman artık bunun şeyini bilmiyorum, materyalini bilmiyorum ama ısınmıyor. Isınmadığı için de rahat bir şekilde tutup kaldırabiliyorsunuz. Ve yani böyle 3-4 kişilik aileler için gayet uygun. Bu arada içlerinden şöyle bir kitapçığı da çıkıyor. Burada işte tarifleri falan da var. Yani ben yani yapmıyorum hani öyle ama en azından böyle güzel tarifler de var. Tatlısından işte yemeğine kadar her şeyin olduğu böyle bir kitapçık. Ben mesela bu döküm tencereleri normalde aslında makineye atılabiliyor. Üstünde öyle yazıyor yani makineye atabilirsiniz ama ben makineye atmıyorum. Elimde yıkıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde arınıyor. Normalde bu dökümler için yapılmış böyle metalden süngerler oluyor. Onlarla da temizleyebilirsiniz ama onlar böyle çok artık hani sert çıkmayan kirler için olacağını düşünüyorum. Ben eğer böyle çok çıkmayan bir şey olursa da hafif sıcak suyla bekletiyorum. Zaten ondan sonra hemen çözülüp gidiyor ama dediğim gibi elde yıkıyorum. Bu bence dökümün ömrünü uzatan bir şey. Olabildiğince yani hatta hiçbir şekilde makineye atmıyorum dediğim gibi. Sadece elde yıkamayı tercih ediyorum. Bu arada Staub nasıl telaffuz edildiğini tam bilmiyorum. Staub. Yanlış söylüyor olabilirim. O markayı da çok beğeniyorum. Ama benim yakınımda herhangi bir mağazası falan olmadığı için Le Creuset direkt ulaşabildiğim bir marka olduğundan ötürü bunu tercih ediyorum. Ama Le Creuset'in de Türkiye'den çekildiğini biliyorum bu arada. Sanırım Staub o az önceki marka Türkiye'de var. Ve biliyorum çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ama dediğim gibi böyle bir tane olsun ya da iki tane olsun tam olsun mantığındaysanız bunlar aslında ömürlük ürünler. İyi baktığınız sürece hiçbir şey olmayan ürünler. Bu tabii ki benim görüşüm. Böyle nacizane sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada Lidya'ya şöyle hamur almıştık. Evet, Santa getirdi ona. Bunlar havayla kuruyan hamurlar. Yani böyle normal hamurlar gibi değil, daha böyle köpük gibi ve hiçbir zarar yok çocuklara. Böyle göstereyim size. Böyle çok soft. Evet, soft ve dediğim gibi böyle köpük gibi. Ve de böyle şey stretchy. Evet. Lidya birkaç bir şey yapmış sizlere. Onları göstermek istedi. Ne yaptın? Göster bakalım hadi. Şöyle koyayım ben. Önce böyle Pikachu yaptım. Şöyle biraz şöyle. Şurada gösterebilirsin. Görünüyor. Önce Pikachu yaptım. Ve de Pikachu böyle şey gibi. Böyle. Şapka. Şapka. Giydireceğim. Burada onlar da içinden çıktı değil mi anneciğim? Hı hı. Böyle. O şapka falan. Hı hı. Böyle. Ve de glasses. O da çok güzel. Böyle. Cool Pikachu oldu. Hı hı. Böyle bir şey. O ne? Hani böyle pool burası. He, havuz yaptım. Ama sadece havuz değil. Ne? Animal. Havuz. Animal mı? Hı hı. He, tamam. Hayvanlar için. Hı hı. Tamam. Ve de A diyor. A'den başlıyor. He, tamam. Niye A? Çünkü bu A. Bu A hayvanlar için mi? Hı hı. A ile başlayan. Hı-hı. Mesela ne var? A ile başlayan animal. A başlayan animal. Alligator. Yeah, well done. Evet. Mesela o oraya girebilir. Axolotl. Axolotl. Ama
Ama axolotl gerçek bir hayvan değil ki. Axolotl bu. Annem hatırlayalım görmüştük. Kankalayı yaptık. Başka ne yaptın peki? Başka. Ona bayıldım. Başka mami bana bayılmıştı. Çok sevmiş. Aşağı göster. Benim adım Lydia. Lydia. Evet ve kalpler var değil mi? Evet. Kalpler. Çok güzel olmuş o. Böyle çok zordu bunu yapmak için. Ama öbürsü daha çok zordu. Tabii last canım. One. Şimdi. Evet ve bir tane daha son olarak. Kulağı mı çıktı? Tak. Takabilir misin? Takabilirim. Bir tane böyle tuzlar var. Evet, onlarla da işte içinden bir şeyler yapabiliyorsun. Ve the final. Bu axolotl yaptım. Yani bu axolotl dediği şu squishmallowları biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle soft, yumuşak oyuncaklar. Şuymuş işte bu axolotl. Bu böyle Lydia çok beğeniyor, çok seviyor bunu. Şunu gerçi biz yapıştırdık. Yani Lydia yapıştırmış bunu saç için de. Onu bunun aynısını kendi yapmış. Hı hı. Göster bakalım. Hı hı. Gerçekten aynısı olmuş bu arada. Bravo. Ve de bu axolotl'ı. Aha, evet o da. Bak. E ile başladığı için o da tabii ki yatabilir. Şöyle. Peki mesela şimdi başka bir şey yapmayı düşünüyor musun? Ne düşünüyorsun mesela? Ne yapacaksın? Hani böyle şey büyükten bir tane bir şey yapacağım. Tamam. Bobby's'tan Magic Clay. Tamam. Kendi kitabı var. Yapacağım. Ne? Oh, World. Tamam. Tabii ki bence de çok güzel olur. Yaparsan next video gösterelim, tamam mı? Next video'da göstereceğim ben World'ımı. Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Yemeğimizi yedik. Mutfağı topladım. Şimdi geldim koltuğa oturdum. Lydia da hamurlarıyla bir şeyler yapıyor kendine. Suyumu da bu arada yanıma aldım. Hastalık döneminde ister istemez biraz su içme oranım düştü. Hem boğaz ağrısından ötürü hem de o hastalığın vermiş olduğu o halsizlikten ötürü. Çok fazla canım bir şey yiyip içmek istememişti. O yüzden bu su içme alışkanlığını kendime geri kazandırmaya çalışıyorum. Aslında gerçekten çok çok önemli. Hasta özellikle hastalık dönemlerinde vücuttan daha kolay atmak için su içmek inanılmaz faydalı aslında. Ama işte ne yazık ki ben o dönemde çok fazla içememiştim. O yüzden şimdi suyum yanımda içiyorum. Bu vesileyle size de bir hatırlatma yapmış olayım hem. Mutlaka suyu yanınızdan eksik etmeyin. Her gün en az 2-2,5 litre su içmeye çalışın. Eğer su içmeyi sevmiyorsanız içine kabuk tarçın atabilirsiniz. Böyle küçük bir çay kaşığı kadar bir zencefil atabilirsiniz. Karanfil atabilirsiniz. O şekilde tatlandırıp da içebilirsiniz. Mutlaka su içmeyi unutmayın. Artık bu videoyu burada kapatıyorum. Çünkü çok çok uzun bir video oldu gibi hissediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. And make sure to like and subscribe the video. And if you like mommy's video, you can just comment and write what you liked it or not. Çok seviyorum seni. Çocuk kalbi çok güzel bir şey gerçekten. Lydia'nın da dediği gibi kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok 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 mutlu oluruz. Tabii ki bizi desteklemek isterseniz. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyoruz. Ve ayrıca güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için de çok çok teşekkür ediyoruz.
yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.